Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sağlıklı supplementler satarak yılda 160 milyon dolar tahmini gelir elde eden ve belki de en başarılı Shopify mağazalarından biri olan Athletic Greens markasının Facebook ve Instagram'da kullandığı reklam stratejisini analiz edeceğiz. Biliyorsunuz ki bu platformda başarılı olmanın temeli reklam kreatiflerinden geçiyor. Athletic Greens kadar büyük bir pazarlama bütçeniz elbette ki olmayabilir. Fakat anlatacağım reklam stratejilerini kendi markalarınızda uygulayarak siz de markanızın satış potansiyelini arttırabilirsiniz. Dediğim gibi iyi reklamlar hazırlamak için her zaman büyük bütçelere gerek yok. Fakat iyi bir pazarlama bilgisi ve reklam stratejisine ihtiyaç var. Şimdi hadi reklam kütüphanesine geçelim ve markanın reklamlarını analiz etmeye başlayalım. Evet baylar bayanlar, gördüğünüz üzere epey dolu dolu bir reklam kütüphanesiyle karşı karşıyayız. Bu markanın 1200'den fazla reklamı var. Burada size başlamadan evvel şöyle bir anekdot düşmek istiyorum. Büyük markaların reklamlarını gidip birebir kopyalamayın. Tekrar ediyorum, büyük markaların reklamlarını gidip birebir kopyalamayın. Bunun yerine reklamlarındaki stratejilerini analiz edip felsefelerini kavramaya çalışın. Neyi neden yapıyorlar? Bunu anlamaya çalışın ve bunu kendi markalarınıza nasıl uyarlayabileceğiniz üzerine akıl yürütün. Birebir kopyalamak bir işinize yaramaz. Fakat içerideki mantığı kavramanız size başarılı reklamlar üretmenizde yardımcı olur. Evet, hızlıca reklamlarına göz atmaya başlayalım. Karusel reklamlarını gördüğünüz üzere son açtıkları reklamlarda sık sık kullanmışlar. Upgrade your health routine this Chinese New Year. Biliyorsunuz Çinlilerin tatil dönemindeyiz şu anda. Bu reklam belki de Çin'e çıkıyor, bilmiyorum. Fakat burada önemli olan bir şey var. Upgrade your health routine. Yani sağlık rutininizi bu yıl upgrade edin, yenileyin, düzenleyin. İnsanlar genellikle yeni yılda, doğum günlerinde belli başlı şeylere söz verirler. Bunlardan biri de sağlık rutinini yenilemek olabilir. Burada bir başlık var. Metin yazarlığından aşina olduğumuz bir başlık var. Bunu görsellerinde bir kanji olarak kullanmışlar. Karusel devam ediyor. Karuselin ikinci görselinde de ürünlerinin faydaları var. Özellikleri değil, buraya dikkat edin, faydaları ve teklifleri. Hemen özet geçelim. Yakalayıcı bir başlık, ürün faydaları ve call to action. Yine aynı reklam. Geçelim bu tarafta. Benefits for your whole body in just one scoop. Yani sadece bir bardakta senin bütün bedenine vereceğimiz faydalar diyor. Bakın, özellikler değil, faydalar. Özellik satmaz, fayda satar. Yine karusel reklamı kullanmış. Burada içindekilerden bahsetmiş. Multivitaminler, multimineraller, stres önleyiciler, probiyotikler vesaire. Onlarca içerik var. Gerçekten de sağlıklı görünüyor. Fakat burada farklı bir şey var. Dikkat edin. Bir karşılaştırma yapıyor. Burada onlarca hap var. Burada da sadece Athletic Greens'in içeriği var. Karşılaştırma sadece before after'la olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde de çok başarılı bir karşılaştırmayı görsel kancı olarak kullanmış ve hemen demiş ki katılanların, yani bir araştırma yapmışlar ve katılanların %80'i demiş ki daha az gaz çıkarımı ve şişkinlik demiş. Yani gaz yapmıyor ve şişkinlik yapmıyor diyor. Bu ürünün faydalarından biri. Muhtemelen burada da bir pazarlama araştırması yapmışlardır ve rakiplerine bakmışlardır. Eğer rakipleri şişkinlik yapıyorsa siz kendi ürününüzde şişkinlik yapmamasını ön plana çıkarabilirsiniz. Yine aynı kreatif. Metin aynı. Pardon, metin de farklı. Burada demiş ki katılımcıların %97'si kendilerini daha enerjik hissediyor demiş. Ama format aynı görüyorsunuz. Demek ki bu format çalışıyor. Şu anda formatın üzerindeki kreatifi, görseli ve metni test ediyorlar.
İnelim aşağıya, yine karoseller çalışıyor. Karoselde farklı metin ve farklı görsel. Bunların hepsi kanca niteliğinde. Bakın hedef kitleye de bakın burada. Şimdi genelde bana sorulan sorular, hocam hedef kitleyi ne girmeliyiz? Arkadaşlar hedef kitleyi bakın zaten burada giriyorsunuz. Hedef kitle ne? Orta yaşlı bir erkek. Hedef kitle ne? Bu da orta yaşlı galiba. Şöyle yakından bakalım. Evet, orta yaşlı beyaz Amerikan değil bu. Muhtemelen bir göçmen ve kadın. Dikkat edin, hedef kitle bunlar arkadaşlar. Yine farklı başlıklar kullanılmış. İkinci karusel aynı. Son karuselde de call to action. Burada bir video kullanmışlar. Bakalım videosuna da ses çıkmadı güzel. Yine Çin yeni yılından bahsetmiş. Bakalım Jasmine. Yani şunu söylüyor. Önce bir kanca. Upgrade. Bunu zaten görmüştük. Ardından da nasıl kullanıldığını anlatmaya başlıyor. Sadece bir scoop ve ürünün tak 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 faydaları geliyor. Şöyle bir aşağı inelim. Yine benzer formatlar. Evet, burada farklı bir şey gördük. Burada ne var? Müşteri yorumu var. Müşteri yorumları arkadaşlar çok etkilidir. Müşteri yorumlarını kullanmaya gayret edin. Burada da Nicole F'in bir yorumuna yer vermiş. I stopped drinking caffeine. Kahve içmeyi bıraktım ve sabah rutinimi Athletic Greens'in bu içeceğiyle tamamladım diyor. I have never had more energy. Daha önce bu kadar enerjiye sahip olmamıştım. Şimdi hedef kitlenizi düşünün. Athletic Greens markası bu reklamında şöyle bir kitleyi hedefliyor. Sabah kalkınca hemen kahve içenler ve kahve sayesinde güne enerjik başlayanlar. Ve karşısına da kendi ürünlerini koymuşlar. Athletic Greens markası sabah kalktığında kahvenin verdiği enerjiyi veriyor ve daha sağlıklı. Harika. Kahveyi karşısına alıyor. Bir de Amerika'yı düşünün yani. Amerika'daki kahve kullanımı çılgınlar gibi. Ve kahveyi biz replace ediyoruz. Yani biz onun yerini tutabiliriz diyor. Bu da müthiş. Burada da yine ikinci karuselde faydalarından bahsetmiş. Bakın zaten faydalarından çıkarıyor reklamlarını. Focus and Energy. Enerjiden bahsetti. Gut Health. Yani mide sağlığı. Bundan da bahsetti. Muhtemelen bunlardan da bahsedecektir diğer maddelerinden. Ürünün faydasından reklam üretiyor. İnelim aşağıya. Bu sefer yine farklı bir yorum. Love drinking my Athletic Greens one every day. Dıt dıt dıt. Energy and bloating. Yine enerjiden bahsetmiş. Burada kahveyle karşılaştırma yapmamış. Kahveyle karşılaştırma bana kalırsa çok daha güçlü bir kanca ve insanların arzusunu tetikleyen bir kanca bu kullanım. Burada genel bir ifade kullanmış. Bu da güzel. Aynı metin, aynı yorum. Farklı arka plan, farklı görsel. Görsel kancasını test ediyor. Devam edelim. Who says health habits have to be complicated? Kim sağlıklı habitlerin, alışkanlıkların karışık olacağını söylüyor ki diyor. Yani genelde insanların gözünde sağlıklı alışkanlıklar zordur. Uyulması, devam edilmesi, yapılması zordur. Buradaki hedef kitleye dikkat edin. Bunu düşünen insanları hedefliyor. Bakalım. Yeni sabah rutinime başladım. Kutu açılışı çoğunlukla insanların ilgisini çeker. Kanca görevini bu kutu açılışı yapıyor. Ürünün içeriğinden bahsediyor, ürünün faydasından bahsediyor. Tabii bütün faydaları burada anlatacak değil, kısaca faydalarından bahsediyor. Videoya bakın, video çok doğal. Evin içinde çekiliyor. Normal bir insan var, büyük bir prodüksiyon yok. Bu videonun üretimi çok 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 basit. Olay ise sadece stratejide. Devam edelim. O kadar çok reklam var ki arkadaşlar. Sadece gözüme çarpanları şu an alabiliyorum. Evet, devam edelim. Video çok kullanmışlar. After becoming a new dad. Şimdi burada ne yapmış? Bakın işte hedef kitle.
Yeni bir baba olduktan sonra kullanmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi de babaları hedefliyor. Kancaya dikkat edelim. Kancada bir baba var. Hop. Kancadaki babanın ürünü kullanmasından sonra hayatını nasıl değiştirdiğini, nasıl iyileştirdiğini anlatıyor. Çok akıllıca, çok zekice. Bunlar da tabii tesadüfen olmuyor arkadaşlar. Şimdi Athletic Greens markası kitlesini analiz ediyor. Daha önce satın alanları analiz ediyor. Hangi tipte insanların satın aldığını tespit ettikten sonra o insanlara yönelik reklamlar çıkarmaya başlıyor. Ya da tam tersi satın almayan kitleyi, ulaşamadığı kitleyi bulup o kitleye de ulaşmaya çalışıyor. Devam edelim. Epey video var. Tek 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 hepsini incelemek gerçekten zor olur. Ama tabii hepsini de incelemek isterim. Keşke saatlerce izleseniz de hepsini tek tek incelesek. Yine daily habit demiş. Amerika'da insanlar arkadaşlar daily habit günlük alışkanlıkların olmasını severler. Hedef kitle de daily habit'i olan, günlük alışkanlıkları olan insan tipleri. Burada da sporcular var dikkat ederseniz. Sporcuların arzuları ne? Sporcuların problemleri ne? Biz ürünümüzü nasıl konumlandırabiliriz? Devam edelim. Bu reklam tipi muhtemelen tutmuş ki tekrar tekrar kullanıyorlar. Ama tabii 4 Şubat'ta açılmış. İlk incelediğimiz 7 Şubat'tı. Yani 3 günde görüyorsunuz ne kadar fazla reklamı var. Bu yüzden diyorum arkadaşlar onlarca, yüzlerce farklı kreatif test edeceksiniz. 100 tane kreatif test ettiniz. Bunlardan sadece 5'i tuttu. İşte o 5'i size para kazandıracak. 95'ine para harcayacaksınız. Fakat o 5'i, bütün harcadığınız parayı tolere edecek ve cebinize de para koyacak. Burada bir kreatifi değiştirmiş. Kime hitap ediyor? Evet, yanıtları aldım. Yoga öğrencilerine, yoga öğretmenlerine, yoga yapanlara, yoga yapan insanlar da enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ve biraz yoga kitlesini biliyorsanız, yoga kitlesi daha sağlıklı yaşama dönük insanlardan oluşur ve bu ürün için gerçekten tam perfect match dediğimiz tam iyi bir eşleşme yoga kitlesi. Fakat dar bir kitle. Bu yüzden bu kadar dar kitlede kalmıyorlar. Farklı farklı kitlelere gidiyorlar. Bakın yeni kitleler çıktı, açıldı karşımıza. I'm training for my first Olympic distance triatlon atleti de kullanıyormuş bunu. Çünkü triatlon atleti mide sağlığına, bağırsak sağlığına dikkat etmek zorunda ve bu adam triatlon atleti bu ürünü kullanıyorsa evet normal insanlar da kullanabilir ve bu kreatifte gördüğümüz üzere sporcular da kullanabilir, kullanıyor. Yine farklı görsel ama yine triatlon atleti var. Hedef kitle arkadaşlar. Hedef kitle ne? Yoga ya da evet yoga teacher. Hedef kitle yoga teacher. Farklı kreatifler, mesajlar aynı. Since I started AG about 6 weeks ago, 6 hafta önce bu ürüne başladım ve ürün sonunda yoga, koşu ve knee flare-ups, bu ne? Yoga hareketi galiba, geliştiğini gördüm diyor. Arzulanan durum ne? Bunların gelişmesi. Arzulanan duruma sebep olan ürünse, bunu sağlayan ürünse AG yani Athletic Greens markasının ürünleri. Hedef kitlenin arzusunu tespit ediyor ve bu arzuya ürünü pozisyonluyor. Yine yoga. Evet, burada yogadan çıkmışız. Bu sefer de nereye girmişiz? Fitness'a girmişiz. Fitness yapanlar da enerji seviyelerinin artmasını isterler. Arzu ne? Enerji seviyesi. Hedef enerji seviyesinin artması. Hedef kitle kim? Fitness yapanlar. Burada da boksör var. Görüyorsunuz hedef kitleyi. Evet, burada bir kitle yok, bir model yok. Fakat ne var burada? Burada sadece ürün içeriği var. Healthy aging starts here. Sağlıklı yaşlanma buradan başlar. Bunları da ne sağlar? Vitamin, mineraller vesaire vesaire. Tabii bu görsele ben bayılmadım. Aging yani yaşlanma karşıtı dediği için belki de o kitleye uygun orta yaşlı birini tercih edebilirlerdi. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir marka bu. Ders niteliğinde, kitap niteliğinde yani Athletic Greens kitabı çıkarsanız reklamları üzerine bir kitap olsa
çalışırsınız ve o kadar büyük kazanımlar elde edersiniz ki bir anda bambaşka bir reklam bakış açısına sahip olursunuz. Fakat tabii bizim de zamanımız sınırlı. Bu videoyu burada bitirmek durumundayım. Eğer bu tarz marka incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız yorum olarak bunu belirtebilirsiniz. İncelememi istediğiniz markaları da yine yorum olarak alabilirim. Şimdilik hoşça kalın diyeyim size. Ha, bu arada unutmadan arkadaşlar beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Abone de olun. Bunlar YouTube'un şartları. Ben de söylemek durumundayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.